Bizler beden alıp planete indik ise öz görevliyiz. Mesut bir Türkiye çalışmasında biz öz görev yapmaktayız ve öz göç için kalem olduk. Mesut bir Türkiye çalışması. Bu yoğun ışık burada kötülüğü önleyecek, gücü kodlayacak. Çarık çıkardık, yaşamı kodladık, ilimle dilledik, bütüne hizmetçiyiz. Her dünyanın tekliği budur. Hakkın kalemi oluşu budur. Yaşama inişi budur. Has oluşu budur. Toprağa tohum oluşu da budur. En büyük güç akıldır. Onun ötesi bir güç mutluluktur. Daha ötede sevgi vardır. Ve her birinin üstünde de nisa olan ilahi göz vardır. İşte o göz büyük kök sahaları güçlendirecek olan ve tohum olan itraktır. Sizden beklentimiz şudur. Yasaları dilleyin. Yazar çizer olacaksanız yasaları hak edin, dilleyin. Yasaları dinlemedikçe yaşamları kodlayamazsınız. Çok mutlu oldun canlarım, çok. Öfkeyi aşıp yolu bulduğunuz an her şey daha güçlü, çok daha güçlü olacağınız bir dürümde siyaha boyanacak ve sizler ışık haline geçeceksiniz ve her şeyi hak edeceksiniz. Ama önce öfkelerinizi aşınız, yağmurunuz yağsın, yolunuzu bulunuz ve ulular diyarı olan o yoğunluktan muktediriyeti hakikiyetinizle dinleyin ve yağmura yağmur olup katın kendinizi, kelamınızı, hak tahtınızı katın. Katın ki hakkın kapısında haşrı ka olun, leke sürmeyin kimseye. Mest oldum canlarım burada, mest oldum. Öfke yok, huzur var burada bugün. Çok mutlandım, çok. Hepinizin geçişi tamamdır canlarım. Gerçek şu, geçişinizi yaptık burada. Bütün kapılarınızı açtık ve geçtiniz. İki miyiz, üç müyüz diye sordunuz ya hani. Saygıyla size şunu söyleyeyim. Bugün burada geçiş yapan 27 bin kapı var. Hepinizin kaydı buradadır. Kapıları açtık ve o 27 bin kapının her birinde kodlanmış ilim kayıtları var. Ve hepsinin şarkıları okundu bugün burada. Öz görevlerini yapıp yoğunlaştılar ve ışığa kodlandılar. Bize geçiş siyahlıkla, kodlanışla oldu. Siyahı kodlayanlar mutlakiyeti kayda aldılar ve geri çekilişleri yapıldı. Kapıları açtık ve dedik ki öfkeyi aşın, yol kodlayın. Açtık kapıları, dürende dürülen olduk, kodlandık. Yine kapıları açtık, mutlak olduk. Şüphe duyana, şüphe duyduğun için seni siyaha boyayamadık dedik. Ama şüphe duymayanlar sirayet halinde sisteme kelam olmak için geçtikleri bu yerde siyahın kelamı oldular ve sirayet ötesinde dillendiler. Biz muktedir olanlara mutlak kurulları kodladık. Şimdiye kadar yanlış yapanlara da yara bere içinde olduklarını, görevlerini halik kılamadıklarını dinlettik ve dedik ki hepiniz ilahi güçle kodlanın ve yoğunlaşın. Sura üfürdük. Dedik ki sizin et kemik olmanıza, hak kaha olup kelama kaynak olmanıza ilişkin ilahi görev taşıyoruz. Dünya ilminde bunları anlatmak kolay ama açık bildiririm ki anlattıklarımızı anlayacak kimse yok. Hiç kimse yok. Bugün burada olanları istisna tutmuyorum. Burada olanlar da dahil olmak üzere. Çünkü sura üfürdükleri an bize geçenlere şunu söylüyorum. Gen sahalarının ötesi bir şaf var canlarım. Gen sahalarının ötesi bir saha var. İslah kapılarında kelam olan şey var orada. Hakkı, hakikati dinleyen ve tohumlayan var. Levh-i kapılarda kervan olan var. Bara kapı açıp barda kelam olmak, kodlanmak değildir. Barda kelam olup hakkı, hakikati dinlemek has olmaktan öte hakkın kapısını bulmaktır ama mukaddes kitap olmak farklıdır.
Şimdiye kadar size şer yaratmayın dedim hep. Ama yarattığınız şer şarkınıza kelamdı. Ben size iş levhi kapısında hırsı aşın dedim. Ama açtığınız an tufanı kodladınız. Çünkü siz aşkla, hakla ve has oluşla düren olduğunuz an maya olmadınız. Maya olmanız gerekliydi. Ve dünya İsra kapılarında bir de şunu herkese izah etmek isterim. Bana dünya planetinde kendin ol dedikleri zaman yok ben olmam demedim. Ben her anım demedim. Diriyim demedim. Kapıları kapatmadım ve siyaha boyanmadım ve dedim ki ben yok oldum. Olmak ama oldurulmaktır yaşamın anlamı. Ve ben olmak ve oldurulmaktan öte kodlayıcıydım. Korudum, kodladım ve koklattım tüm sahaları. Bugün dünya planeti kelamı kodlayacak güçle büyük kök sahaları kayda alırken herkes şunu iyi anlamalı ki Allah'ın dağı ilim ve yolu kelam ve biz o kelamı kodlayan tahtı olan dağlar olarak çalışıyoruz.